Koşarız, başarız. Saati başucumdan oraya koymak zorunda mısın? Ah, aman ne güzel. Güne diş macunu yerine tıraş köpüğüyle başlamak. Aman Allah'ım. Ha? Odanı topla. Hop. Abi ben çıkıyorum. Tamam, bu akşam da geç geleceğim. Anahtarı almayı unutma. Şu anahtarı alçak bir yere koysan ne olur sanki? Aman neyse, tekrar uyursun. Okula gitmiyorsun ya, tüm gün yatıyorsun zaten. Ne? Ay çaylak, dur oğlum, üstüm kirlenecek. Ay hop. Siz ikiniz yine mi didişiyorsunuz? Benim kıyafetlerimi kirletmesi için mi bağlamıyorsun bunu ha? Onun için üstüm başım kirleniyor. Tasma takılınca huysuzlanıyor. Böyle iyi. Ter içinde kalan benim tabii. Sen de biraz uslu dursan olmaz mı? Hey kaçak! Bugün çöp atma sırası sendeydi. Okula geç kaldım. Daha sonra atacağım. Söz! Geçen gün de öyle demiştin. Hayır, hayır, hayır. Dursana. Dikkat etsene. Az kalsın üstümü kirletecektin. Aman ne güzel. Bir çöp kutusuna girmediğim kalmıştı. Ha, bir de iyi misin diye sormak yerine kızgın kızgın bakan bir kız eksikti. Heh, şimdi her şey tamam. Oh, günüm şenlendi. Sen gelip bana çarpıyordun. Suçlu benim, öyle mi? Ben öyle mi dedim şimdi? Ne dedim ben? İyi misin diye sormadım bile. Sana çarpmamak için kendimi çöpe attım.
Seninle burada durup tartışmayı çok isterdim. Ama okula geç kalıyorum, o yüzden umarım bir daha görüşmeyiz. Umarım. Günüm daha kötü başlayabilir miydi acaba? Sportif yetenek taraması sebebiyle ilk iki ders işlenmeyecektir. Tüm öğrencilerin spor salonuna inmesi gerekmektedir. Nereden çıktı bu şimdi? Neyse, değişiklik olur. Güzel. Evet, bugün de zinde miyiz? Hiç sanmıyorum. Neyse, ben de değildim zaten. Sen, komik çocuk, gelsene buraya. Bugün de herkes çok sinirli galiba. Her sabah alarmı kapatmam da iyi olmuş. Benim elim güçlü değildir ki. Allah'tan her sabah çaylakla yarışıyormuşuz. Bu spor işleri hiç bana göre değil. En iyi derece Ali'nin. Bizim Ali'nin mi? İnanmıyorum. Evet, bu da gideceği okulun davet mektubu. Ali, yanıma gel bakalım. Tabii öğretmenim. Bak Ali. Öğretmenim, hatamı biliyorum. Söz veriyorum, bir daha okula geç kalmayacağım. Bundan sonra daha erken kalkacağım. Buna gerek yok Ali. Üzgünüm ama artık bu okula devam edemeyeceksin. Ama... Biz de beklemiyorduk. Kaydın başka bir okula alındı. Anlıyorum ama neden? Okulun adresi zartta yazıyor. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Tamam, teşekkür ederim. Demek serinlemek istiyorsun. Al bakalım benim güzel dostum. Sen de beni serinlettin. Düşünceli oğlum benim. Ali, neden erken geldin? Hasta mı oldun yoksa? İnanamıyorum. Bu çok iyi bir haber Ali. İyi haber mi? Bu iyi haber. Ben sporcu değilim ki. Ben çok terlerim. Hem ben terlemeyi bile sevmiyorum. Hayır, ben gitmeyeceğim oraya. Söyler misin Ali? Niye gitmeyecekmişsin? Ben spor okulunda yapamam. Tabii ki yaparsın. Hayatımda spor yapmadım ben. Ne olmuş yani? Ali, seninle ne kadar gurur duyacağımızı bir düşünsene. Dert yok, tasa yok. Her şey mis gibi. Ali, Ali, bu başarınla ne kadar gurur duyacağımızı bir düşünsene. Gurur duyacağımızı. İstemiyorum. Ne?
Cesaret. Başla. Ha? İdare eder. Hı? Bir yanlışlık olmasın. Bakalım bu sayıyı kim alacak? Sen yeni misin? Ben de ilk geldiğimde böyle şaşkındım. Ne kadar büyük ve güzel bir yer, değil mi? Evet. Öyle ama ben niye spor okulundayım bilmiyorum. Ben biraz... Sen biraz ne? Bilirsiniz işte. Biraz tembelimdir. Hem hiç spor yapmam. Tadını çıkarmaya bak. Zaten geçen günkü haline bakılırsa fazla kalamazsın burada. Antrenörlük yapmak için yaşın küçük değil mi senin? Hı? Siz tanışıyor musunuz? Maalesef. Bisiklet sürerken az daha bana çarpıyordu. Neyse ki sonra kendini çöpe atmaya karar verdi. Akıllıca bir seçim. Bence ön yargılı olma. Okulumuz çok güzeldir. Gel, sana biraz etrafı gezdirelim. Buraya ilk geldiklerinde herkes senin gibiydi. Daha sonra koçlarımız sayesinde yeteneklerimizi geliştirmeyi öğrendik. Benim yeteneğim yok ki. Buraya geldiğine göre var. Sadece farkında değilsin. Bırakın beni. Kaos. Evet sayın seyirciler. Spor okulu yeni öğrencileri karşılama törenine hoş geldiniz. Nereye düştüm ben? Ne yapacağım? Umarım bu bir rüyadır. Şu an yeni öğrenci yayda gergin duruyor. Hakan atışa hazırlanıyor. Mete. Neyse o zaman. Müsabaka olunca artık gelirim ben. Şunun haline bakın. Ya canım. Havadayken ne de tatlı. Bir kuş gibi tedirgin ve ürke. Vay canına. Bu harika. Buharı nasıl yaptı böyle? Bu da ne? Hoppa! Bugünkü şakalarınız bittiyse odama yerleşeyim artık. Ay.
Bu yapışkan da nereden çıktı şimdi? Bakıyorum da epey sevdin okulumuzu. Benim için güzel bir başlangıç olduğu söylenemez. Olur böyle şeyler. Her yeni gelene biraz şaka yapılır. Güzel şeyler de yapıyoruz tabii. Ben niye göremedim? Birazdan göreceksin. Bari biraz ipucu verin. Hadi, ne bekliyorsun? Hala bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyor musun? Çöp kutusundan iyidir. Bizim aç daha harikasınız arkadaşlar. Biz daha harikasınız. Spor okulunun yeni öğrencisi köftelerle oynuyor. Sen de yemeğinle oynama. Odana yerleşebildin mi Ali? Yerleştim yerleşmesine ama şaka yapmadan duramayan bazı arkadaşlar var. Acaba kim bu bazı arkadaşlar? Belli ki birileri oyun oynamayı çok seviyor. Sorun değil. Ama ben de diyorum ki oyunu sahada oynayalım. Meydan okuyordu. Hem gizli kapaklı oyun oynamaktan daha eğlenceli olur değil mi? Madem çok istiyorsun tamam. Sahada oynayalım. Kaybetsen de üzülme Ali. Hiç unutmam ben ilk maçımı kaybetmiştim. Tam alttan iki tekme atacakken kız dönerek bana bir uçan tekme attı. Şimdi de Ali ile Hakan'ın maçındayız Hatice. Bak Ali, dana bağı adında bir hareket var. Onu yaparsan maç senin. Dana bağı mı? Nasıl bir hareket? Bak şimdi ayaklarına doğru yöneleceksin tamam mı? Geriye doğru çekil ve hareketlerini izle. Ay yazık. Herkesin içinde yenilecek şimdi. Karşısında Hakan var. Belki vücudu güreşe yatkındır. Hakan, kaybedersen git kendine bir hobi bul. Olan kazansın. Evet, Ali inanılmaz kaçıyor. Mükemmel hareketler. Şimdi. Bunu tahmin etmiştim. O da ne? Yoksa Hakan zafere mi gidiyor? Hakan müthiş bir taktikle maçın kazananı oluyor. Fazla uzattın Hakan. Zaten Ali'nin yenmesi imkansızdı. Kaçarak güreş olsaydın. Oho! Tebrik edin. Belki yine karşılaşırız. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Ben asla vazgeçmem Hakan. İşte aradığım ruh bu.
Dayanıklılık. Korkacak bir şey yok. Bakıyorum da yine neşe saçıyorsun. Bakıyorum da yine hazır ve erkencisin. Bu ses ne böyle? Branş sireni. Branş sireni bazı öğrencilerin branşları belli olduğunda çalar. Sireni duyunca alanda toplanırız. Akif Hoca da isimleri anons eder. Öyle mi? Benimki de belli olmuş mudur? Akif Hoca bir süredir seni izliyor. Olabilir yani. Tabii ama hiç belli olmuyor. Kimilerinin erken, kimilerinin geç açıklanıyor. Acaba kimlerin branşlarını açıklayacak? İşte geldi. Geliyor bak. Çok İşte. Merak ediyorum. Tamam, sessiz ol. Yine heyecan sorukta. Hiç bilmiyorum. Kimlerin branşı belli oldu acaba? Umarım Ali güreşe seçilir. Yeni öğrenciler olabilir. Seni kadar ben de merak ediyorum. Hoca anlatıyor. Evet, bugün iki öğrencimizin daha branşı belli oldu. Bundan sonra hayatına bir tenisçi olarak devam edecek sporcumuz. Sana rakip geliyor, hazır ol. Esas bana rakip olacak kişi hazır olsun. Bahar Yılmaz. Ben her zaman hazırım İbrahim. Ben bundan normalde de korkuyorum zaten. Ve okçuluk alanına seçilen sporcumuzsa Fatma Demir. İşte bu. Evet. Of, bugün de branşsız kaldım. Hey, sana diyoruz. Dalmışım. Ne diyordunuz? Diyorum ki, bence senin branşın tekvando olacak. Okçu da olabilir. Tenisçi olamaz. Demek benden tenisçi olmaz. Görelim bakalım. Ne dersin, yapabilecek mi acaba? Ne oldu? Şaşırdınız sanki. Federer gibiyim öyle değil mi? Aslında hiç fena görünmüyor. Akif Hoca Ali'ye nasıl branş seçecek ki? Çok dayanıksız görünüyor. Bence öyle değil. Dayanıksız. İstersen bunu ispatlayabilirim. Hazır Akif Hoca da sahayı izliyorken... Yine çok çalışıyorsun Ali. Biz de yapıyoruz bir şeyler.
Bir teklifimiz var. Her branş için dayanıklılık önemli, biliyorsunuz. Hep birlikte dayanıklılığımızı artıracak antrenmanlar yapalım diyoruz. Olur. Hem biraz eğleniriz. İşte bunda size geçit vermeyeceğim. Birinci belli. İkinci kim? Üç, iki, bir, başla. Tamam. Şimdi de kollarımızı test edelim. Bunun adı maymunluk. En uzun süre asılı kalan kazanır. Ben Hasan ve Ali'yi ayıp olmasın diye bıraktım. Bu inanılmaz. Maymunluk bile şokta. İyi dayandın. Sen de öyle. Peki plank duruşunda da bu kadar iyi misiniz? Heyecanlı bir rekabet olacağına şüphe yok sayın seyirciler. Merve ile Bahar dayanamadılar. Yusuf'tan hüzünlü bir veda. Çoğu gitti, azı kaldı. Büyük bir azimle acıya dayanmaya devam ediyorlardı. Saatten sonra üçü de gönüllerin şampiyonu. Tüm yarışmacılara alkış istiyorum. Bitti. Kazanan Ali oldu. Ali dayandı, şampiyonluk geldi. Bu işi sevmeye başladım. Ali. Çocuğu dayanıklı değildi Erken. İkimiz de yenildik. Nasıl oldu anlamadım. Her koşulda bir şekilde sıyrılıyor. Bu durum canını sıkmaya başladı. Ne yapacaksın? Yarışlara kısa bir süreliğine ara vereceğiz. Onun yerine ne yapacaksın? Akif Hoca'nın gözünden düşmesini sağlayacağım. Akif Hoca en çok neye önem verir? Düdüğüne. Ne düdüğü? Bize sürekli öğüt verdiği konudan söz ediyorum. Çalış. Daha çok çalış. Disiplinli çalış. Aynen öyle. Biz de Ali'nin disiplinsiz görünmesini sağlayacağız. Şimdi vereyim yine. Hatırlıyor musun? Bundan öncekinde ne yapmıştık? İşte o zaman yapacak hamlesi kalmaz. Evet, işte o zaman köşeye sıkışacak. Çok zekice. Disiplin. Hmm.
Biraz daha erken bekliyordum. 2 dakika geç kaldılar. Söylemiştim sana. Uyanmamışlar. Boşuna beni de heyecanlandırıyorsun. Şşş! Ali'nin uyanmayacağını ben de biliyorum. Önemli olan Yusuf. Bugün serbestsiniz. Burada kalmak için dayanıklılık yetmez Ali. Akif Hoca'nın en önemli ilk 3 kuralı... disiplin, disiplin ve yine disiplin. Bir yere geç kalmak mı? Ben mi? Gitmişler. Dur! Çaylak! Dur dedim, yapma! Demek öyle. Bugün serbestsiniz. Antrenman sabahında gerçekleştirilecektir. Şimdi sıra bende. Tamamen senin iyiliğin için Ali. Korku seviyesi ayarlanıyor ve... Ay! Ne? Kim? Dur! İnşallah bozulmuştur da kurtulurum. Ay! Dur! Dursana! İyi bari. Yusuf burada ama Ali yok. Tuhaf değil mi? Yusuf astığımız kağıdı hiç görmedi belki de. Ya da... Al işte. Akif Hoca da geliyor. Neredesin Ali? Spor salonuna büyük bir heyecan hakimdi. Akif Hoca ağır adımlarla ilerlerken Ali ortalıkta yoktu. Arkadaşın galiba uyanamadı Yusuf. Yoksa bugün serbest mi? Yusuf tedirgin. Fakat zaman daralıyor. Geri sayım devam ediyor. 3, 2, 1 ve bitti. Buraya kadar. Günaydın arkadaşlar. Geç kaldım. Geç kaldım. Allah'ım bu ne berbat bir şey. Hocam, aksilikler üst üste. Herkes otursun. Ali hariç. Zeynep, saat kaç? 3 geçiyor hocam. Kurallar belli. Her dakika için 3 turdan, toplam 9 tur. Ama hocam, tam çıkıyordum. 10 tur oldu. Yatakhaneden sağa koş, sonra 10 tur daha koş. Önce antrenman yap. Nasıl acıkmışım? Aslında 3 dakikadan biraz fazla gecikmiştin. Dua et, 4 geçiyor demedim. Bu sabah birileri 1-2 saat daha fazla uyuyup dinlenmemizi istemişlerdi halbuki. Benim bu konularda bir dahi oluşuma hesaba katmadan. Ben sana demiştim. Sabah güzel bir antrenman yaptık. Onu bir de bana sor. Şimdi biraz farklı bir şey deneyeceğiz. Farklı bir şey. Gerçekten çok merak ettim. Ne olabilir ki? Yusuf, sen sahanın baş tarafına geç. Arkadaşların reflekslerini geliştirelim biraz. Yakar top mu oynayacağız? Yakar top oynayacağız.
İkililerden biri yandığında diğeri üst tura çıkar. Evet sayın seyirciler, burada inanılmaz şeyler oluyor. Merve ve İbrahim tanımadan eleniyor. Hasan çok dikkatli. Ali toplardan nasıl böyle rahat kaçtığını kendi de bilmiyor. Heyecan dolukta. Konfetiler ardı ardına patlıyor. Hasan arkadaşını kolundan çekiyor ve eğlenmesini engelliyor. Bunun adı Fair Play. Ali toptan müthiş bir refleksle kurtuldu. Fakat Zeynep ona yaklaşmakta olan topu görmüyor. Muhteşem bir refleks. Ancak topa dokunmamalıydı. Bunu neden yaptı acaba? Tam ayağıma oturdu da dayanamadım, gelişine vurdum ben de. Finalde Ali ile Hasan mücadele ediyor. İkisi de hızlı, ikisi de atik. Bir hesaplama da ben yapayım. Yusuf var gücüyle topu fırlattı. Ay. Evet. Bu kadar da olmaz. Ve Ali kazanıyor. Biliyordum. Ben kazandım. Ben kazandım. Sevincin bittiyse odama gel Ali. Güzel bir oyun çıkardın. Ama antrenmana geç kaldın. Sadece 3 dakikacık. Bir sporcu için 3 dakika değil, bazen 1 saniye ile yılların emeği boşa gidebilir. Ayrıca bugün Hasan senden daha iyiydi. Ama ben kazandım. Hasan bugün rakibi olsa da Hakan'ın elenmemesi için ona yardım etti. Sen oyunu ciddiye bile almadın. Burada gerçek bir sporcu olmak istiyorsan sadece çevikle hızlı olman yetmez Ali. İnanamıyorum, bu çok iyi bir haber Ali. Seninle ne kadar gurur duyacağımızı bir düşünsene.
planlı olmak. Ha? 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 Ali benden önce mi kalkmış? Şuna bak. Günaydın. İyi sporlar. Ali, Ali kalksana. Ne işin var senin burada? Ali, Ali. Yok, bu böyle olmayacak. Ay. Gerçekten tüm gece orada mı uyudun? İnanamıyorum. Ha? Ne yapayım? Akif Hoca'nın dedikleri hala aklımda. Ben de gittim sabaha kadar spor yaptım. Ne zaman uyudum onu bile hatırlamıyorum. Evet fark ettim. En son rüyanda koşuyordun. Çok havalı değil mi? Yorgunluktan uyuyakalana kadar spor yapmak. Bu böyle olmaz. Planlı olursan kocaman gibi sağda solda uyumazsın. O ne? İşte 30 güne ayırdığım programım. Hangi gün, hangi saatte ne yapacağım bellidir. Aslında haklısın. Ben de program yapmak istiyorum. Hoppa. Güzel havayı mı değerlendiriyorsunuz? Onu da yapıyoruz tabii. Bana program yapıyoruz. Gelsene, sen de yardımcı olursun. Çizgilerin yamuk olmasını... İstemeyiz. Bu ok da bir türlü yerinde durmuyor maalesef. Ben artık gideyim. Haftanın 5 günü her sabah koşu ve ip atlama. Günde 5 öğün beslenme. 3'ü ana, 2'si ara öğün. Protein ağırlıklı. Harikulade. Bu programdan sonra belki Akif Hoca'nın gözüne girebilirim. Akif Hoca beni övünce Ali nasıl bozuldu gördünüz mü? Akif Hoca Hasan'ı neden bu kadar tutuyor bir türlü anlamıyorum. Kendini benimle bir tutuyor galiba. Büyük bir hata. Ali de yetenekli aslında. Çünkü Hasan çok yetenekli bir sporcu. Aynen öyle. Bunun için yetiştirilmiş zaten. Neyse ne. Tüm öğrencilerin dikkatine. Antrenman sahasına bekleniyorsunuz. Yeni bir antrenman stili geliştireceğiz. Nasıl çalışacağız acaba? Bugünden sonra tüm sporcular haftada bir gün ikili gruplar halinde birbiriyle yarışacak. Müsabakalar birbirini tamamlar şekilde olacak. Çok çekişmeli olacak. Sizin başarınız veya başarısızlığınız arkadaşınızı da etkileyecek. Yandık. Yarışmanın ayrıntıları duyuru olarak kapılarınıza asılacak. Hazır ol Ali. Ben çoktan hazırım. Takımlar belli olmuş. Hasan, Zeynep ve İbrahim'le aynı takımdayız. Hadi herkes çalışmaya. Evet, herkes çalışmaya. Hadi bakalım. Tembellik yok. Kendimizi kanıtlamak için iyi bir fırsat.
Hasan'ı rekabet için değil yani, öyle mi? Aklından bile geçmedi. Ne alakası var? Herkes yerini alsın. Como? Siz okçular hedefi 12'den vuracaksınız. Metin'in dediği doğru. Ayrıca koşucularımız 2 kişi olacak. 2 kişilik bir bayrak yarışı yani. Ama hocam... Yarışa Ali ve Sevde başlayacak. Hocam... Hedef tahtasını 12'den vuran öğrenci... ...tenis sahasında bekleyen arkadaşına... ...başlama komutunu vermiş olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Elinden geleni yap. Yarışı biz kazanacağız Ali. Aynen öyle. 3, 2, 1... Dışarıya giden yol budur. Sağlıklı beslen, hep spor yap. Sabah erken kalk, zamanında yat. Derslerimizde çok sıkı çalışırsak, dostlarımızla iyi anlaşırsak, önce kendine güven, gerisi gelir. Zorluklar teker teker geçilir. Yazık sana. Durmak yok. Yazımızda nerede? Kim durabilir ki bizim önümüzde? Güç, azim ve çok çalışmayla bir numara oluruz. Durmak yok. Yazımızda nerede? Kim durabilir ki bizim önümüzde? Güç, azim ve çok çalışmayla bir numara oluruz kolayca. Gün gelir ve gün geçer, hayallerin gerçekleşir. Hayalini kurduğun hayat önündedir. Çok çalışmayla, iyi ahlakla. Belki bugün değil ama yarın elbet senindir. Bizim çocuklar bugün çok çalışıyor. El ele verip engelleri aşıyor. Ülkemizin gururu olacaklar. Bayrağımızı göklerde dalgalandıracaklar. Yazımızda nerede? Kim durabilir ki bizim önümüzde? Güç, azimle çok çalışmayla bir numara oluruz. Durmak yok. Yazımızda nerede? Kim durabilir ki bizim önümüzde? Güç, azimle çok çalışmayla bir numara oluruz. Evet. Kolayca. B takımı kazandı. Ne olurdu sanki biraz daha erken gelseydin? Takımca kaybettik. Akif Hoca sadece beni yarıştıracaktı. Senin yüzünden kaybettik. Ali ile Sevde aynı anda bitirdi. Madem öyle daha hızlı koşsaydı. Hadi gidelim. Çok saçma. Kendi başarısızlığını sana yıkmaya çalışıyor. Ben şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Kararlı olmak. Ah!
Bire bir oldu. Şimdi engelleri teker teker aşma zamanı. Avrupa Şampiyonası için ülkemizi temsil edecek sporcular belirlendi. Bir gün o karede biz de olur muyuz Hasan? Yeterince çalışırsak oluruz. Annem ne kadar gurur duyar benimle. Şimdiden komşulara oğlum bir gün Yaşar Doğu gibi bir efsane olacak diyormuş, düşünsene. Hayal kurmak yerine gidip biraz antrenman yapalım. Hop. Ay, oh, oh, oh. Of, çok yaklaşmıştım. Yarışın kazananı kocaman. Nasıl yendi seni kocaman, kocaman, kocaman? Engelli koşu göründüğü kadar kolay değilmiş. Hızlı olmak yetmiyor. Engelleri aşmakta zorlanıyorum. O halde sen de engelsiz koş. Haklısın sanırım. Sevdi'nin anlattıkları işe yaramadı galiba. Halbuki engelli koşu için kolay demiştin. Engele takılmadıkça kolay. Engele takılmadıkça kolay. Hazırım. Geriye doğru say. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 3'ten geriye saysan daha kolay olmaz mı? O halde hazır mısın? 3, 2, 1. Başla! Vay! Gerçekten de çok hızlı. Kaç saniye? 15.38 koştum. Hiç fena değil. Tekrar deneyelim. Daha iyisini yapabilirim. Biraz dinlen. Sonra tekrar deneriz. Bunu yapabilirim. Başla! Bu sefer kaç saniye? Daha iyi değil mi? Evet, aslında daha iyi. 14 saniyeye düşürebildin mi? Daha hızlıydım çünkü. 15-26 mı? Hadi bakalım. Bu Ali de kendine uygun bir hobi bulamadı gitti. Ali yorgunsun biliyorum ama çok çalışmamız gerek. Bakalım bu sefer ne çalışıyor? Bugün ne antrenmanın var? Oturma mı? Yorucu olsa gerek. 100 metre koşu çalıştık. Ali ilk gün için gayet başarılı bence. Sence? Bir de ben bakayım istersen. Evet. Hobi olsun diye koşan biri için bence de gayet başarılı. Sizin antrenmanınız yok mu? Zaman kaybetmeyin isterseniz. Ali'yi kızdırmayalım. Biz gidelim en iyisi Hasan. Oh, bu kadar yorucu olduğunu bilmiyordum.
Oh, hep bir şeye takılıp düşecekmiş gibi hissediyor insan. Ay, oh. Ali, aslında böyle devam edersen... Hobi olarak koşabilirmişim ancak. Evet Ali, böyle devam edersen... hobi olarak koşabilirsin ancak. Bir şeyin yok değil mi Zeynep? Sana bağırmasaydım çok kötü olabilirdi. Bana bir özür borcum vardı hatırlarsan. Ödemiş oldun. Bana teşekkür bile etmedi. Ben teşekkür etsin diye kurtarmadım onu ama yine de... Ali, boş ver. Hatice haklı. Ayrıca sana göstermek istediğim önemli bir şey var. Birden çok uykum geldi. Ali, Ali, şimdi uykunun sırası mı? Süreyi görmüyor musun? Ha, inanmıyorum. Bu harika. Dahisin sen Yusuf, dahi. 14.53. Bundan daha iyisini de yapabilirim. Benim kesinlikle koşucu olmam gerek. Emin misin? Biraz erken karar vermedin mi? Hayır. Planlı programlı çalışırsam çok daha hızlı koşabilirim. 14.53. Ali, bence biraz erken ve duygusal bir karar veriyorsun. Belki öyle, belki de değil. Bunu göreceğiz. Benim kesinlikle koşucu olmam gerek.
lazım. Çalışmam gerek. Benim herkesten çok çalışmam gerek. 7, 8, 9. Başarılı olacağım. Başarmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Usanmadan çalışacağım. Yılmayacağım. Başaracağım. Başarmak zorundayım. Benim herkesten daha fazla çalışmam gerekiyor. Hasan'ı nasıl geçebilirim? Gece uyudun mu sen? Ondan daha hızlı olmam lazım. Ama nasıl? Esas amacın Hasan'ı geçmek olmamalı Ali. Çünkü Hasan uzun süredir sadece koşuyor. Bunun için çalışıyor. Ay. Ha? Akif Hoca'nın dikkatini çekmek için mecburum. Ne yapıyor bu? Baksana. Şunun haline bakın. Ne oluyor? Başlar. Evet, yaklaşıyor. Her saniyeyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sıralar daha sıkı çalışmamız lazım. Her gün spor yapıyoruz zaten. Evet ama gerektiği gibi değil. Evet. En iyisi müsabakalara hazırlanıyormuş gibi çalışmak. Daha rahat bir yere gidip plan yapalım. Hava da çok güzelmiş. Hadi bahçeye çıkalım arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun buldum Yusuf. Onu mu oynasak? Olur. Gitmişler. Aman ne güzel. Ay. Tecrübelerime dayanarak konuşmam gerekirse... Hangi tecrübelerini? Aa, Hatice. Konumuz bu değil. Bence Hasan'ın çok sıkı bir antrenman programı var. Biz de yapalım. En azından Akif Hoca'nın çalıştırdığı gibi olsun. Aynen öyle. Hatta Akif Hoca'nın temposunu ikiye katlayıp çalışalım. O zaman marş marş. Siz de mi buradaydınız? Oyununuz bitti galiba. Sizin de hava almanız bitti galiba. Burası açık hava zaten Ali. o zaman kolay gelsin. Oh!
yaşıyorlar. İyi vuruştu. İnanılmaz. Benden bir şeyler öğrenmişsin. Çaylak sayesinde yıllardır yapıyorum bunu. Sen bilmezsin. Sağda, heyecanlı dakikalar. Hey, hey! Mete de bana engel oldu. Ben ona bağırıyor muyum? Bu kadarı fazla ama. Hey! Tamam, tamam. Ben emekleyerek geleceğim. Hadi sen koş. Boş ver Ali. Hasan antrenmanını bitirince devam edersin. Aslında meydan okumak için güzel fırsat. Bir yarışa var mı? Aa, burada işler karışır. Neden olmasın? Bana da değişiklik olur. O zaman yarın saat 2'de. Anlaştık. Sana... Sakin ol, ne oldu? Derin nefes almasını söyle. Evet, şimdi derin bir nefes al. Tamam, tamam, iyiyim. Hasan'a meydan okudum. Ha? Gerçekten Hasan'a meydan mı okudun? Ha? Cesurca. Tamam, sana birkaç taktik vereceğim. Ha, dinliyorum. Hızlı koşmak istiyorsan topuk burun yöntemiyle koşma. Topuk ne? Sen de umut göremiyorum Ali. Şapkayı öyle taktığın sürece hiçbir şey göremezsin Bahar. Bu topuk burun yöntemi. Vücudunu öne vererek ayakkabının burnundan destek alırsan daha hızlı koşarsın. Bunun dışında bacaklarını güçlendirerek daha hızlı koşabilirsin. 7, 8, 9. Aileme söz verdim. Ben çok başarılı olacağım. Rekabet. Yarın Hasan'la yarışacağım ama bir türlü uyuyamıyorum. Of. Hop.
Hop, hop. Ha? Yarıştan önceki gece koyun saymak iyi bir fikir değilmiş. Daha uyumadın Mali. Biraz konuşmak ister misin? Biliyorsun işte, yarınki yarış benim için önemli Yusuf. Biliyorsun değil mi? Yusuf. Burada gerçek bir sporcu olmak istiyorsan... Senin yüzünden kaybettik. Geçen günkü haline bakılırsa fazla kalamazsın burada. Duygusal bir karar veriyorsun. Ya kaybedersem? Al. Bugün ihtiyacın olacak. Teşekkür ederim Yusuf. Bana yok mu peki? Bak kıskandım şimdi. Bu tür yarışlar zordur Ali. Sadece iyi beslenmekle kazanılmaz. Her yönden hazır olmak gerekir. Kesinlikle. Ben anlamadım. Koşacağız işte. Koşarak hazırlandım. Her yönden hazır olmak ne demek? Bu uçak bir sporcu olsun. Bu kanadı beslenme, fizik gücü, yetenek ve taktik bilgisi. Bu kanadı da kendine inanma, cesaret, konsantrasyon ve odaklanma olsun. Bir kanadı olmazsa sence ne olur? Uçamaz. Yusuf söyledi. Gece uyku tutmamış seni. Neden endişeliydin? Endişe mi? Ben. Düşündüğün için gerçekten teşekkür ederim ama gayet iyiyim. Bak, iki kanadım da yerli yerinde ve uçmaya hazırım. Akif Hoca gönderdi. Yarışacağınızı öğrenmiş. Gerçekten mi? Demek bizi izleyecek. Önce parkuru incelemenizi istiyor. Hasan'ın daha çok ihtiyacı olacak. Önce ona verseydin. Merak etme, verdim. Yarım saat önce. Parkur zor mu? Zor. Ağırlık çekerek koşma, sprint, zikzak çizerek koşma, geriye dönüp koşma, tekrar sprint atma. Bence en zor kısmı burası. Geriye dönüp koşarken dengeni kaybetmemeye çalış. Öncesinde zikzak çizerek koşacaksın. Zor olacak. Haklısın. Zaten bu etabı önde bitiren yarışı kazanır. O da ben olacağım. İnanmak başarmanın yarısıdır. Evet. Ali! 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 Bu tribüne oturunca insana ayrı bir heyecan geliyor. Merak etme. Çok heyecanlı bir yarış olmayacak. Hiç belli olmaz. Ben de çok heyecanlıyım. Acaba kim kazandı? İki kısa düdük sesiyle hazırlanıp üçüncülüğe başlayacaksınız. Arkadaşınızın kulvarına asla geçmeyeceksiniz. Rakibine en ufak bir sataşmada bulunan kaybeder. Parkurlarda isteneni yapmayan ya da yapamayan kaybeder. Anlaşıldı mı? Yapabilirim. Bunu başarabilirim. Sakin ol Ali. Sakin ol. Ali, neler oluyor? Boş! Ve beklenen yarış başlıyor. Ama Ali başlamıyor. Neler olduğunu anlamak mümkün değil. Hadi Hasan. Hadi Ali. Hadi. Bunu başarabilirim. Çok iyi.
Hadi koş Ali. Koş. Ben kazanacağım. Yetişebilirsin. Çabuk. Yapabilirsin koş, Ali. Başaracaksın. Ali hadi. Yetiş onu Ali hadi. Ali hadi. Yetişebilirsin koş. Hadi Hasan. Evet hadi işte böyle oldu. Hadi Ali. Evet. Hadi olsun hadi. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. Durma hadi. Hadi Ali devam et. Hadi işte böyle. Hadi. Evet. Çok iyisiniz arkadaşlar. Top neredeyse kapandı. Hasan fazla rahat davrandı. Hadi Ali. Hayır. Ali gerçekten hızlı. Çok iyisin. Devam et. Yakalayacağım seni Hasan. Geçebilirsin Ali. Sen güçlü bir çocuksun Ali. Hadi. Çok az kaldı. Ali farkı kapattı. Hatta şimdi öne geçti. Muhteşem bir geri dönüş bu. Yakaladın Ali hadi. İşte seni yakaladım. Şimdi benim sıram. Evet. Bu parkuru geri getirirsem. Geçtin Ali. Evet çok iyisin. İşte başardık. Ayağım. Olamaz. Hasan çok çok kötü düşüyor. Ha? Hasan'a bir şey oldu. Ona bir şey oldu. Hasan? O iyi mi? Arkadaşınızın kulvarına asla geçmeyeceksiniz. Yoksa kırıldı mı? Ay Allah korusun. İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Hayır olamaz. Burası ağrıyor mu? Hayır hocam. Burası? Hasan iyi misin? Çok az hocam. Anladım. Hasan kırılmamış değil mi hocam? Bir şey olmuş mu? Ciddi bir şey görünmüyor. Burkulmuş. O iyi mi hocam? Hasan'a yardımcı olun. Biraz yürümesi lazım. Herhangi bir sorun olmadığından emin olmalıyım. Çok şükür. Çok şükür bir şey olmamış. Yarışı bitirebilirdin Ali ama dönüp Hasan'a yardım etmeyi seçtin. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Yüzler gülüyor. Hasan'ın durumu ciddi değil. Yarışın kaldığı yerden devam edeceği bilgisi şu an elimize ulaştı. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali, 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 Ali. Oh, harikasınız. Daha hızlı olsun, daha hızlı. Ali sakatlanmaktan korkmuş olmalı. Hızlanmazsa kaybedecek. Manevraları çok yavaşladı. Böyle kazanamaz. Nasıl bir yarış bu? Lider sürekli değişiyor. Şimdi Hasan önde ve önlerinde sadece bir parkur kaldı. Buna yürek dayanmaz. Hadi Ali. Her şeye rağmen kazandım işte. Kazandım. 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 Konuşmak ister misin? İkiniz de müthiş yarıştınız. Bu kadar üzülme. Emin ol Hasan'dan hızlıydın. Sadece... Yeterince hızlı değildim. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Of. Neden kaybettim ki? Yeniden mi başlasam? Başarı, başarı durmayın.
inanç. Of. Neden yatıyorsun Ali? Saat 2. Hasta mısın? Neden hala yatıyorsun o zaman? Yatmayıp ne yapacağım? Kaybedeceğim müsabakalar için antrenman mı yapacağım? Bence şu an ne dediğini bilmiyorsun. Hadi kalk, bahçeye çıkalım. İstemiyorum. Ben de bahçeyi yanına getiririm. tamam dur geleceğim. Aşağıda bekliyorum. Of. Seni duydum. Oflamak puflamak yok. Ay. Of. Böyle olması hiç normal değil. Böyle olması hiç normal değil. Sabahtan beri böyle. Sabahtan beri böyle. Eğleniyor musunuz? Sizi görünce bu kadar mutlu olacağımı tahmin edemezdim. İyi bir şey dedi değil mi? Dinle. Ali bize abinden ve köpeği Çaylak'tan bahsetmişti ya. İşte. Dur, gıdıklanıyorum. Yapma. Hatice yapma, huylanıyorum. İbrahim. Çaylak dur, Çaylak. Seni yaramaz Çaylak. Sanırım yaptığımız şey işe yarıyor. Hadi hadi, gülümse biraz. Bak bu kadar arkadaşın seni güldürmek için uğraştı. Teşekkür ederim ama keyfim yok. Özür dilerim. Tamam, bari yemek yemeye gidelim. Ben boşuna mı köpek oldum şimdi? Çok lezzetli. Bu biraz fazla olmadı mı? Çaylak olmak hiç kolay değildi. Hiç. Ne o Ali? Yoksa diyette misin? Of. Zeynep'e bile tepki vermedi. Ne yapıp ne edip Ali'yi eski haline getirmemiz gerek. Aynen. Dur bir dakika. Ali Hasan'a karşı kaybettiği için böyle oldu değil mi? Evet, ne oldu ki? Aklıma bir fikir geldi. Bu sefer kesin morali düzelecek. Evet çocuklar, sizin için ne yapabilirim? Ali ile ilgili konuşmak istiyoruz. Ali'nin morali çok bozuk, çok sessiz. Bize yardım etmeniz gerek hocam. Alın bakalım çocuklar. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Ha ha ha!
Merhaba. Buyurun. Tamamdır. Alın bakalım. İşte bu kadar. Sen o işi hallet, ben diğer çocukları getireyim. Tamamdır. Bari ne izleyeceğimizi söyle. Birazdan öğrenirsin. Dövüşçü olmak çok istiyordum. Koşuya çıktığımda aklımda olan tek şey Avrupa ve dünya şampiyonu olmaktı. Bazen istemediğim sonuçları aldım. Ama yılmadım. Daha çok çalıştım. Şimdi ise milli bir güreşçiyim. Normal hayatımda çobanlık yapıyorum. Şartların yetersiz olduğunu ve bu yüzden başarısız olabileceğimi düşünüp hiçbir zaman pes etmedim. Her gün antrenman yaptım, kendimi geliştirdim. Şimdi ise milli bir atletim. Birçok Türkiye birinciliğim ve dünya üçüncülüğüm var. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Onlar herhangi bir zorlukla karşılaşınca pes etmediler. İnandılar. Ve başardılar. Planın işe yaradı. Ben sadece basit bir dahiyim. Ben de kendi hikayemi anlatmak istiyorum. İlk maçımda hiç heyecanlanmadım çünkü hiç ilk maçım olmadı. En büyük hedefim ilk maçıma çıkmak. Teşekkürler. Ben ilk maçımı, hatta ilk 5 maçımı kaybettim. Belki yine kaybedebilirim. Ama ilk hedefim atılan tekmelerden rahatlıkla sıyrılabilmek. Teşekkür ederim. Ali'nin branşı belli oldu mu acaba? Koşu olmayacağı kesin artık. O yüzden hiç merak etmiyorum. Sizce ne olur branşı? Bence güreşçi olur. Yok, kesin tenisçi olur. Ben tekvando diyorum. Bilemeyene 20 sınav çektiririm ha. 50 olsun. Sözünüzü unutursanız ben size hatırlatırım. Branşı belli olmayan çok az arkadaşımız kaldı. Bugün branşı belli olan sporcumuz Ali Acar. Ben mi? Benim branşım mı belli oldu? Ali Acar bundan sonraki hayatına... Bir sprinter olarak devam edecek. Sprinter mi? Sprinter. Bu muhteşem. Sprinter demek. Madem hepiniz yanıldınız, üzülmeyin. Bizzat ben hakem olacağım. Başardın Ali, bu harika. Ali. Doğru besler. İşte böyle. Evet çocuklar, herkes beni dinlesin. Hepinizi yakından ilgilendiren bir haberim var size. Doğum günüm. Yakında okullar arası şehir turnuvası başlayacak.
Bu da demek oluyor ki seri müsabakalara geçeceğiz. Aranızda kendini en çok geliştirenler okul takımına seçilecek ve hızlı ayakları temsil edecek. Sonunda! Sanırım hiçbiriniz Ali'nin hangi branşa seçileceğini bilemediniz. 10, 11, 12, 12, 12, 12. Daha kaç kere 12 diyeceksin? 12'den sonra ne geliyordu ya? 13, 14, 14. Benden de iyi hoca olurmuş. Çok. Sen öğrenci ayırıyorsun ama. Yo, hepsine 50 şınav çektirdim. Onu demiyorum. Turnuvalar yaklaşıyor. Hani bizim antrenman programımız? Sıkı bir program için hazır olun. İnanılmaz bir karşılaşmaydı. Bence aynını yapabiliriz. Ne dersiniz çocuklar? Bayılıyorum bu sandviçe. Ay. Ne oldu size? Bilmiyoruz ki. Birdenbire karnımız ağrımaya başladı. Öğle yemeğinde ne yediniz? Kocaman bir sandviç. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Neden? Sen ne yedin ki? Doğru beslenmediğiniz sürece yaptığınız sporda ilerleyemezsiniz. Kocaman gibi olursunuz. Hayır. Benden söylemesi. Hayır. Antrenmanımızı akşama ertelemek zorunda kaldık. Akşam yemeğinizi ben seçeceğim. Alın bakalım. Hem proteini bol hem de sağlıklı. Koşuyla antrenmanı bitirelim. İşte böyle arkadaşlar. Kendimi çok iyi hissediyorum. İşte akşam yemeğinde ağır ve sağlıksız şeyler yeseydik bu kadar spor yapamayacaktık. Şu an daha iyi anladım. Ama şimdi patlamış mısır iyi giderdi. Ali! Mete!
Bence sen de bir an önce düzgün beslenmeye başla Mete. Aklıma bir fikir geldi. Bilemedim ki. Ben kabul ediyorum. Ben de. Bu saatten sonra önemli olan okulu temsil edebilmek. Evet, birlikte antrenman yapmak güzel bir fikir. Hadi sen de kabul et Hasan. Tamam, kabul. Herkes birbirinin açığını kapatacak. Öyleyse başlayalım. Ali, sana bir taktik vereyim. Vücudunu geriye vermeden koş. Daha az yorulursun. Tamam. O daha sert. Daha sert. Eğer kolların açık olursa, rakibin kolaylıkla açığını bulur. Evet, bu sefer atlayacağım söz. Tamam, tamam. Bu sefer olacak. Siz çubuğu bir boşluk aşağı indirin. Bakalım şimdi yapabilecek mi? Evet, evet. Başardım. Bunun daha yukarıda olması gerekmiyor muydu? Yani şimdi tam olarak... Güzel iş çıkarttık. Bence de. Bugünlük bu kadar yeter. Uyku öncesi spora kimler hazır? Evet, herkes antrenman sahasının etrafında iki tur atsın bakalım. Daha fazla koşamayacağım galiba. Şimdi geri geri koşun. Hadi bakalım. Evet, cıvıtmıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Onlar ne? Müsabakalarda daha dayanıklı, esnek ve hızlı olmak için ayakkabıma işlem yapıyorum. Benim ayakkabım için de yapar mısın? O ayakkabıları kullanmanıza izin verirsem bana da Hasan demesinler. Çünkü biz hızlı ayakları, el ele, birlikte çalışırız.
Bak Merveciğim, burayı dikkatle izlemen gerekiyor. Yardımseverlik. Gördün mü? İyice odaklanmış. Başka hiçbir yere bakmıyor. Sen de böyle davranmalısın. İbrahim, vuruşlarına biraz daha çalışman gerek. Bakın çocuklar. Kırmızı tulumlu güreşçi çok hızlı bir hamleyle rakibini yakalıyor ve rakibinin refleks göstermesine izin vermeden onu yere serip puanı alıyor. Biriniz karşıma geçsin. Mikrofonu bırakayım mı hocam? Sen güreşçi misin Mete? Branşım belli olmadı ama sonuçta güreş atasporumuz hocam. Mete, yerine geç. Ve Mete'nin karşılaşması başlamadan bitiyor. Bakın tekrar ediyorum. Dikkatli izleyin. Zeka, hız ve tekniğe, branşı ne olursa olsun her sporcunun ihtiyacı vardır. Yere değdiğin an kollarından güç alıp zıplaman gerekiyor. Hadi dene bakalım. Çok iyi Ali. Çocuklar, yemekten sonra derste gördüklerimizi tekrar edeceğiz. Yorucu bir gün olacak. Afiyet olsun. Size de hocam. Zeynep, Hasan'la Hakan yemeğe gelmeyecek mi? Odalarına çıkarken yemekte görüşürüz demişlerdi. Birazdan gelirler herhalde. Ta 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 ta. Günün özel yemeği de geldi. Ne de çok yedim. Kalkayım en iyisi. Çok da lezzetli görünüyorlar ama doyduk bir kere işte. Size afiyet olsun arkadaşlar. Çok lezzetli, çok güzel. Kaçmak yok. Zor bir antrenman bizi bekliyor. İyi beslenmemiz şart. Yardıma ihtiyacın var galiba. O halde biraz yardımcı olalım. Değil mi Hatice? Başka bir şey yesem olmaz mı? Muz mesela. Hayır. Hayır. Olmaz. Ali ağzını açıyor. Hasan, senin bir yere geç kaldığını ilk defa şahit oluyorum. Bir şey mi oldu? Sadece biraz işimiz vardı. İdmandan sonra odada biraz dinlendik sadece. Hakan, tuzu uzatır mısın? Çok heyecanlıyım Yusuf. Bence herkesin gözü bizim ayakkabılarımızda olacak. Bu ayakkabıları giyince sanki daha güçlü oluyorum. Umarım beni de daha hızlı yaparlar.
Benden habersiz ayakkabıları mı yıkadın Yusuf? Yo. İçleri sanki biraz ıslak gibi. Bize öyle gelmiştir. Başka ne olabilir ki? Bence de. Hazırsan çıkalım. Evet arkadaşlar, bu antrenmanla derste gördüklerimizi iyice pekiştirdik. Bu kadar yeterli. Ayakkabılarınız yeni galiba. Çok etkileyici görünüyorlar. Teşekkürler. Yusuf'un sayesinde. Benimkiler bugün ayağımı biraz sıktı sanki. Çıkarayım da rahat rahat dinleneyim. Oh, dünya varmış. Ben de çıkarayım. Ayakkabım çıkmıyor. Ayakkabı neden çıkmıyor? Anlamadım ki. Nasıl oldu anlamadım. Harikayım. Ben de. Ama çok heyecanlıyım. 20 dakika oldu ve Akif Hoca henüz gelmedi. Bir terslik var. Hissediyorum. Geç kalınan her dakika için kaç sınav çekiyorduk hocam? 3 mü? Az önce bir telefon aldım. Hastaneden. Abin Fatih. Ne? Bir kaza geçirmiş. Merak etme, durumu gayet iyi. Birkaç gün izinlisin. Hastanede abinin yanında olmak istersin herhalde. Güle güle. İyi olacak. Geçmiş olsun Ali. Sağ olun. Hasan neden gelmedi? Birbirimize rakip olabiliriz ama bu durum çok farklı. Olsun, önemli değil. Hepinize teşekkür ederim. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver Ali. Ali! Bu ne? 3 günlük özel antrenman programı. İhtiyacın olur diye düşündüm. Ali hastaneye gidiyor Hasan. Biliyorum. Durumu babama anlattım ve o da hemen hastane yönetimiyle görüştü. Ali orada olduğu sürece hastanenin fizik tedavi salonunda çalışabilir. Ön yargı. Hocam, bende yükseklik korkusu var. Hı.
kaldı. Tamam Mete, sağ ol. Ben kalkarım. Hem ambulansım hem de atletik bir sporcuyum. Ali. Ağabeyinin durumu nasıl Ali? Gayet iyi hocam. Eve dönüyor bugün. Çok sevindim. Tekrar geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, serbestsiniz. Sıkı çalış Ali. Okul takımına tek sprinter seçilecek. Ne yaptınız ben yokken? Ne yapacağız Ali? Spor yaptık. Aa, ben yokken hiç müsabaka oldu mu? Yok. Ha? Onları kıracak bir şey mi yaptım acaba? Ama... Niye uğradığını şaşırdı. İki gün yoktum. Herkes bana sırtını dönmüş anlaşılan. Bunu da çöpe atayım. Neye uğradığını şaşırdı. Of. Kalkın. Hadi acele edin. Hazırlıklar başlıyor. Ben hallederim. Hadi. Evet. Buyurun hocam. Merhaba, nerede kaldın? Dışarıdaki süsleri sen mi yapıştırdın? Evet, Ali geldiğinde süsleri görünce sevinir, değil mi? O süsleri almalısın. Sürprizimiz bozulmasın. Ne? Okulun nasıl? Arkadaş edinebildin mi? Bunları başka zaman konuşuruz. Bir iyileş de. Hadi ama. Burada zaman geçmiyor zaten. Merak ediyorum. Mutlu musun? Okul gayet iyi. Arkadaş da edindim. Hepsi birbirinden çok farklı. Bir görsen. Mesela Yusuf. En yakın arkadaşlarımdan biri. Planlı ve programlıdır. Hele bir programına uyma. Hatice var. Tek bandocu. Çok narin, hassas bir kız. Nasıl oluyor deme, oluyor. Hasan benim gibi koşucu. Uzun süre pek anlaşamadık. Çok disiplinli ve çalışkan. Açıkçası sıkı bir rakip. Zeynep, o da tek bandocu. Biraz sinirli. İlk başta onunla da aramız iyi değildi. Sonra... herkesi çok güldüren, yerinde duramayan biri var, Mete. Oho, daha kimler yok ki? İbrahim, Fatma, Merve, Elif... Şimdi kesin antrenman yapıyorlardır.
Şimdi kesin bizi düşünüyordur. Babamla konuştum. Hediyeler tamam. Süslemeler de tamam. Ben de buradayım. Her şey tamam o zaman. Bu görevimiz bittiğine göre şimdi antrenman yapabiliriz. Ali! Sıkı çalış Ali. Okul takımına tek sprinter seçilecek. Ne yaptınız ben yokken? Ne yapacağız Ali? Spor yaptık. Yok. Ben yokken hiç müsabaka oldu mu? Onları kıracak bir şey mi yaptım acaba? Neye uğradığını şaşırdı. İki gün yoktum. Herkes bana sırtını dönmüş anlaşılan. Bunu da çöpe atayım. Sinirlendim. Sandım ki... Hadi itiraf et. Biraz imrendin bana, değil mi? Ben sana daha neler. Herkes toplansın. Pasta zamanı. Evet. Evet. İşte en sevdiğim bölüm bu. İyi ki doğdun Ali. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Ha 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 ha!